Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün göle geldik. Burada karides ve bitki toplayacağız. Şöyle gölü göstereyim size. Az önce yengeçle tuttuk. Ekrana koyarım fotoğraflarını. Tabii geri iade ettik hayvanı. Şöyle toplayacağımız otları da göstereyim. Az önce yengeci burada tuttuk. O yüzden su bulanık. Buradaki otları bir kısmını havuza koyacağız. Burada da karidesler var. Şimdi onu da göstereceğim. Şimdi karidesler bu kovaların içinde. Bu yetişkin olanlar. Hatta az önce tuttuklarımızı da göstereyim. Şöyle bayağı tuttuk. Karides. Bunları havuza koyacağız. Akvaryuma koymayacağız. Bildiğiniz üzere havuzu boşalttık. Bütün balıkları aldık. Şimdi havuz bomboş. Şimdi tekrardan tutacağız. Karideslerin tekrardan buradaki tenekelerin içine girmesini bekliyoruz. Aynı şekilde tenekeler burada da var. Tenekelerin içinde tavuk eti var. Tavuk etinin kokusuna büyük karidesler geliyor. Hatta şuraya da gidelim. Bakın aynı tenekelerden burada da var. İçinde tavuk eti var arkadaşlar. Birazdan tutarken karidesleri size göstereceğim. Bunların içinde tavuk etleri var. Tavuk etlerin kokusuna büyük karidesler geliyor. Şöyle bakın burada da var aynı şekilde. Durum bu şekilde arkadaşlar. Birazdan tutum anlarını size göstereceğim. Aynı şekilde bitki de götüreceğiz. Şöyle bakın. Size hani gambusyaları da göstereyim. Burada bildiğiniz üzere çiçek balıkları da var. Şimdi biraz da şuraya gidelim. Oradakileri göstereyim size. Bakın az önce yengeci burada yakaladık. Salınca derine doğru kaçtı. Şimdi bakın burada tilki kuyrukları da var. Bakın taban kısımda gambusyaları görüyorsunuz. Bayağı yoğun miktarda gambusya var. Şimdi birazdan buradaki tenekeleri toplayacağım. Tenekelerin içinde yoğun miktarda karides var. Bunların hepsini akvaryum ortamına değil de havuz ortamına salacağım. Bakın biraz daha derinlerde daha güzel tilki kuyrukları var. Bunları toplayabilirsem havuza koyacağım. Havuzdaki tilki kuyrukları çürümedi. Şimdi tenekelerle toplamaya başlayalım. Bakın karidesleri şeylerin içinde. Evet şimdi tenekelerin içine bakacağız. Şöyle tenekenin içini göster. Bakın tavuk etleri var. Tavuk etlerini yemeye geliyor karidesler. Şöyle tavuk etini göster şöyle tenekenin. Bakın arkadaşlar karidesler. Yaklaştır mı? Uzaklaştır. Şöyle göstereyim arkadaşlar. İri boyutta. Bakın bir tane değişik balık geldi. Şu balığı odaklasana. Bakın buna yağ balığı deniyorlar. Balığın ismi yağ balığı. Böyle aynı yılan balığı gibi uzun oluyor. Şöyle tekrardan göstereyim. Şöyle arkadaşlar. Hafif böyle diğer balıklara göre uzun oluyor. Şimdi bunu kovamıza koyalım. Thank you.
Aynı şekilde bunun içinde de tavuk var. Hatta bakın tavuk etinin bir tanesi çıktı. Bunun içine çiçek balığı ve minik balıklar geldi. Yaklaştırma, uzak dur. Bunları tabii ki salacağız. Aynı şekilde bu karidesi de salıyorum. Hemen bir kova da arkamda var. Evet, değişik bir canlı geldi arkadaşlar. Bir böcek türü. Bunu hemen salalım. Şöyle bakın piyasada kurutulmuş karides diye satılan yemler var. O yemler bunlardan yapılıyor. Bunlar hiçbir ortamda havuzda yaşamıyor arkadaşlar. Bakın bir adet de sülük gelmiş. Şöyle bakın şu anda kendini koruma altına aldı. Şöyle bakın kendini açtı şu anda. Şimdi bunu da salacağız. Şu anda büyük karides geldi ama bunları salıyoruz. Şimdi oraya gidelim. Şimdi şuradaki kovalar var. Bakın şunları alabilirsem buraya geçeceğim. Bunlar biraz daha derin. Aynı şekilde bazı kovalarda burada. Şimdi su bulanık. Tam gözükmüyor. Şimdi gidebilirsem hem oradaki bitkileri toplayacağım. Hem de karides alacağız. Tabii videoyu buradan kayıt yapacağız. Şöyle al sen bunu. Evet arkadaşlar, yoğun miktarda karides topladık. Gel şöyle kenara. Şu anda görüyorsunuz. Bunları kovamıza koyacağız. Havuz ortamında beslemeye devam edeceğiz. Bu gölde, bunları yakaladığım gölde bunlardan milyonlarca var. Yani böyle bir miktar aldığında herhangi bir zararı olmuyor. Şöyle göstereyim karidesleri. Şimdi yeni bir yer buldum. O yüzden karideslerin boyutları büyüdü. Önceden minik minik karidesler vardı göllerde. Şimdi bunu kovamıza koyalım. Evet, şimdi buradaki tilki kuyruklarını alacağım. Şöyle göstereyim. Bayağı da yoğun miktarda tilki kuyruğu var burada. Şimdi şuradaki bir bebek. Şöyle tilki kuyruğunu aldım arkadaşlar. Bakın karidesleri görüyorsunuz. Ufak ufak minik minik karidesler var. Yani bu gölde az bir göl değil. Milyonlarca var bu karidesten. Ve istilacı bir tür. Bakın kayanın her tarafını sarmış arkadaşlar. Her taraftalar. Hatta şuradaki karidesi de alayım. Pardon, bitkiyi de alayım. Bunlar göle, pardon, havuza alıştıktan sonra
akvaryum ortamına da kolay bir şekilde alışabiliyor. Şimdi şöyle ortamımızı tekrardan göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi çöpleri görüyorsunuz arkadaşlar. Gelen geçen çöp atıyor buraya. Bu kovaları balıkçılar koyuyor arkadaşlar. Bu balık yemi satan kişiler bu karidesleri tutup satmak için bu kovaları koyuyor. Tabii içine de yem olarak tavuk koyuyorlar. Karidesler tavuk yemeye geliyor. Kokusuna duyan karidesler içine giriyor arkadaşlar. Sonra da süzgeçlerle benim yaptığım gibi topluyorlar. Ama bu karideslerden burada milyonlarca var. Yani sadece bu kıyılardaki karidesleri tutabiliyorlar. Şöyle derindeki karidesleri biraz tutmak zor oluyor. Oraya ellemiyorlar. Böyle köşelere tenekeler koyup bu şekilde tutuyorlar. Tabii sadece bu gölün bir yanı burası. Bu bulunduğum göl bayağı bir büyük. Ve her tarafa insan eli değmiyor. Böyle az bir miktarını insanlar kullanıyor. Hatta bakın buraya insanlar yüzmek için giriyor. Şöyle hatta bakın size tenekelerden bir daha yapacağım. Ama bu sefer almayacağım. Bakın bir tane tenekeyi tekrar çıkardım. Bakın içinde tavuk eti var. Bakın köşelerden geçen karidesleri görüyorsunuz. İşte bu tavuk etini yemeye karidesler bayılıyor. Şöyle tekrardan yerine koyayım. Aynı şekilde aynı karidesler burada da var. Böyle tenekelerin bir kısmını açıyorlar. İçine tavuk eti koyuyorlar. Aynı şekilde bunu da kenara koyayım. Şöyle tuttuğum karidesleri size göstereyim arkadaşlar. Videomuzu bitirelim. Burada aldığım bitkiler var. Tilki kuyruğu. Bunları da giderken kovanın içine koyacağız. Bayağı yoğun miktarda. Burada karides var. Bunları hepsini havuza salacağım. Havuzda bunların üretimini ve alıştırmasını yapacağız. Şimdi suyunu tazeleyip eve doğru yolculuğumuz başlasın. Ve videomuzu sonlandıralım. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.